Neden kardeşlerim benim üzerime gelir? Neden dayım, halam vesaire beni anlamaz? Neden şu kadar bir mal için insanlar kavga ederler? Neden babası, yakınları şöyle şöyle yapmıştır? Bu sıkıntılar insanı, Müslümanı kuşattığı zaman o bilir ki dünya imtihan yeridir. Dünyada belalar bitmez, dünyada düşman bitmez, dünyada hakla batılın mücadelesi bitmez. Biz bu dünyaya yemek yemek için, keyif yapmak için gelmedik kardeşlerim. Allah'a kul olmak için geldik. Her durumda, her şartta mümin, muvahhid olacak, Allah'a kul olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerine o kadar belalar geliyordu ki, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teslim olmadı. Bela var, musibet var diye Peygamber aleyhisselam namazı terk etmedi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Teala bizi korkuyla, Allah Teala bizi açlıkla dünyada imtihan eder. Peygamberlerini kainatın sahibi dünyada imtihan etti. Ya da onların malları, onların canları, onların ürünleri noksanlaşır. Onlar dünyada her şeylerini kaybederler. Ama bilirler ki insan dünyada imtihan için var. Bütün bunların içinde yıkılmaz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derler. Allah yeter derler. Müslüman, yıkılmamak için yaratılan Allah'ın alemler içinde, içine alem koyduğu varlık. Ancak Kur'an'a yönelirsek kardeşlerim, o zaman sıkıntılar seni kuşatır, sanki cennettesin. Hazreti İbrahim gibi kuşatmışlar. Etrafında ateşler var ama sen sanki ateşler içinde cennette yaşıyorsun. Sana geliyorum, gelişimi kabul eyle ya Rab diyorsun.